Başka gezegenden gelen Kaori'nin hayal dünyasına hoş geldiniz. Yura Kaori'nin kanalındasınız ve tabii ki de ben Yura Kaori. Bu videoda göz rengimle uyumlu bir makyaj yapacağım. Böyle arı petekli, boyutlu ve şuramda arının bulunduğu James Charles'ın yaptığı makyajı yapmak istiyordum. Ve sonra aklıma geldi ki dudağımda arı gördüğümde Lana Del Rey aklıma geldi ve dedim ki neden Lana Del Rey'in makyajını da birazcık hani benzetmeyeyim. Dolayısıyla saçımı da biraz böyle kabartmak istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Hemen başlayalım. Aramızda Lana Del Rey seven var mı bu arada bilmiyorum. Tabii ki de şu an. Ama 2013'te İstanbul'da konser vermişti ve ablamın o zamanlar en sevdiği şarkıcıydı. Ben ise ablam o kadar fazla dinliyordu ki çok böyle şey yapmıyordum. Hani bıkmıştım mı diyeyim size, öyle diyeyim aynen. Ama sonra hani ablamı da yalnız bırakmamak adına zaten konserlere gitmeyi çok sevdiğim için onunla gitmiştim ve kadına konserde hayran kaldım. Yani dedim ki keşke tüm şarkılarını ezbere bilip gitseymişim dedim. Çünkü ben gittiğimde 3-5 şarkısını biliyordum. İşte Summertime, Sadness, işte Carmen zaten favorimdi. Sizin favoriniz ne bu arada, bunu da söyleyin bana. Ben yani konsere gitmeden önce birkaç gün önce yani böyle şarkı sözlerine falan bakmıştım. Ve sözleri çok anlamlı gelmişti. Çok beğenmiştim. Özellikle zaten en sevdiğim şarkısının Carmen olmasının sebebi Carmen'in anlamı çok güzeldi. Saçım şu an çok komik. Saçım biraz da kabarması gerekiyor aslında ama ben yapana kadar o sönebilir. Bu yüzden onu sona bırakacağım. En son yapacağım. Arıyı buraya, arı peteğini buraya yapacağım. Dolayısıyla Biolis'in bazını bir kullanalım. Benim gibi sakar da görmemişsinizdir. Evet, farklı da vereceğim. Özellikle şu kısma bazı süreceğim çünkü rengin bayağı kalmasını istiyorum. Yandı. Neden yaktı ya? Acaba? Şu an yüzüm umarım kızarmamıştır ama dehşet yanıyor. Vah! Bir baz niye suratı yakar ki? Neyse. Ucuz olduğundan olmasın canımcım. Neyse, bir resim fondötenini de alalım. İlk önce bir yüzümü halledeyim. Hop. Yüzüm hala yanıyor. Hemen konseylerimize geçiyoruz. O da Revolution'ın. Ben unuttum, yine makyaja daldım, konuşmuyorum. Tabii bir süre ara verince de haliyle insan unutuyor konuşmayı. Neyden bahsedelim? Herhalde şey yapmayacağım yani. Carmen doesn't have a problem lying to herself diye şarkıyı söylemeye başlamışım falan. Yok artık. her oturduğumda bir şey çökertiyorum. Bu arada galiba Biolis'in bazı dokundu. Dudağım birazcık şişti sanırım. Neyse, oyalanmadan hemen kaçgen yapıyoruz. 2, 4, altıgen. Petek için altıgene ihtiyacımız var. Hadi bakalım. İlk önce yoksa göz makyajını mı yapsam? Ağzıma tat geldi. Bence ilk önce göz makyajını yapayım. Yok, vazgeçtim. Hay Allah'ım, benim var ya. Çok fena.
atacağım. O esnada konuşalım. Ne konuşalım? İşte 2013'te konserine gittim. O zamanlar yani ben o konsere gittikten sonra sevdim Lana Del Rey'i. Çünkü hem konseri güzeldi, hem hayranlarına karşı tavırları çok güzeldi. Söylediği şarkının aynı bizim yani kayıtta nasılsa konserde de o şekildeydi. Bu yüzden bu çok hoşuma gitmişti. Ondan sonra o zaman benim Lana Del Rey hayranlığım başladı. Kadın kendi kendine sağlamıştı yani bunu gerçekten. Ve bu hayranlık yani kolay kolay şey olmadı. Çok uzun sürdü ya. Aşırı bir derecede sürdü yani. Ben hayatımda böyle ter görmedim ya. Oha Beyoncé'nin bazını kullanmayın. Tüm gözeneklerimi kapattı, halletti galiba. Dinlediğim müzik tarzları bu ara bayağıdır yani aslında şey. Rap, hip hop. En çok Ezhel dinliyorum. Ezhel bir tane ya. Şu aralar Ezhel'le Burda'nın düet yaptığı Aya şarkısıyla Sonraki Hayatında Gel parçasını o kadar çok dinliyorum ki. Sizin bu seneki yaz şarkınız ne bu arada? Benim kesinlikle ikisidir yani. Başka hiçbiri değil. Daha koyu bir kahveyi almak durumundayım. Biraz daha gölgelendirmeyi arttıracağım. Madem iki işi bir arada yapamıyorum yani makyajı yaparken madem konuşamıyorum en azından birazcık bu son zamanlarda ne yapıyordum? Neden yoktum diyemem de. Bu korona süreci hepimizi yıprattı gerçi. Orası çok ayrı bir mesele de. Gerçekten dinlenmeye çok ihtiyacım vardı. Çünkü fark ettim ki YouTube'u gerçekten hayatımın merkezine koymuşum. Ve hani istediğim emeğin karşılığını alamadığım zaman çok fazla düşüyorum. Ve sonra düşündüm dedim ki kendime bu molayı vermemin sebebi şeydi. Yani herkes emeğinin karşılığını almak zorunda değil. Hem bu bir yani çok emek veriyorum evet ama belki sadece bana bu kadar iyi iş yapıyormuşum gibi geliyordur. Artık kendimden şüphe ediyorum. Belki de ben iyi yapmıyorum diyorum. Olabilir neden olmasın. Sonuçta ben bu makyajın bir okulunu okumadım, etmedim. Kendi kendime geliştirdim. Benim elimden bu geliyor. Sonra bazen diyorum yani ne bileyim işte kendimi çok böyle hani belki de kandırıyor muydum olacak, olacak mı, olacak mı falan. Böyle her defasında da mesela bir videom izlenmedi mi veya az izlendi mi veya beğenilmedi mi ya da yorum gelmedi mi her neyse çok fazla üzülüyordum. Böyle yani böyle şeyin nasıl desem size böyle bir şeye kapılmıştım yani anlatamam yani o nasıl bir his. Böyle ilgi şeyine mi kapıldım derler ne derler bilmiyorum. İstediğim şey olmayı, istediğim yani noktaya ulaşamadığım zaman kafayı yiyordum. Bu süreçte kendimi birazcık şey yaptım ve eski halime dönmeye karar verdim. Eski halimden ziyade demek istediğim şey şu hani hep diyordum ya izlensem de izlenmesem de benim umurumda değil. Ben bunu yapmayı sevdiğim için yapıyorum. Diyordum ya işte onu bozulmaya başlamıştı artık. İzlenmeleri takmaya başlamıştım son zamanlarda.
gerçekten insanı bu hasta ediyor yani bu düşünce. Çok şükür dinlendim, aranıza yeniden geldim ve şu an tekrar o kafadayım. Hani izlenmesem de olur. Ben bunu yapmaya devam edeceğim. İzlenmek için sadece yapmıyorum bunu. Ben kamera karşısında olmayı seviyorum. Bu sevginin yerine şey almış yani böyle. Daha çok izlenmeliyim. İşte daha çok yorum gelmeli, beğenilmeli, edilmeli. Bu şeyin furyasına kapılmışım. Bu kötü bir şey, bu güzel bir şey değil yani. Bunun farkına vardım ve iyi bir şey yapmadığımın farkına vardım. Dolayısıyla çok stres oluyordum. Hem yaptığım şey üstüne çok stres oluyordum. Hem de yani artık mesela günde 2 tane falan video çekiyordum. Siz bilmiyorsunuz tabii ki. İşte haftada 3 video koyduğum bile oluyordu size. Hani şey, ne kadar çok çalışırsam, ne kadar çok kanal aktif olursa sanki o kadar çok emeğimin karşılığını alacakmışım gibi bir kafaya girdim herhalde farkında olmadan. Ama o öyle değil, birazcık da şans. Yani olabilir, herkesin bir zamanı vardır. Benim zamanım demek ki şu an olmadığını düşünüyorum. Belki de hiçbir zaman, bunu bilemeyiz. Ama bunu takmamayı bu süreçte kendime şey yaptım. Yedirdim. Şimdi şuralarına açık renk uygulayacağım. Daha kabartılı gözükmesi için ve aynı zamanda orantılı. Balım nerede benim balım? Benim balım nerede? Benim balım NYX'in vücut boyası. Ha mesela her şeyi evde yapıyordum farkındaysanız. Mesela şunlara para vermiyordum. Çünkü neden? Bunlar pahalı ve sonuçta karşılığını almanın garantisi olmayacağı şeyler. Bu yüzden harcama çok fazla yapmak istemiyordum. Ama vazgeçtim. Çünkü gerçekten belirli malzemelerle bir yere kadar yapabiliyorsunuz ya. Malzeme var ya, candır candır. NYX'in bazını kullanacağım. Sonra kahverengiyi alıyoruz. Göze de yapalım. Evet. Acaba şu anda nasıl gözüküyorum? Hiçbir fikrim yok. İlk önce beyaza boyayacağım altını. Şu balımı alalım bakalım. Aslında var ya, tam Flormar'ın iğne uçlusu buna çok iyi gelir. Birazcık NYX'in beyaz eyeliner'ıyla ışıltı katalım. Gözlerimi bence ben ballaştırayım. Sizce?
Hemen ne yapıyoruz? NYX'in beyaz kalemini gene alıyoruz. Güneş battı ve ben makyajım bitti sanıyorum. Oysa ki en önemli şeylerden biri yüz hatlarımı falan yapmamışım. İnanabiliyor musunuz? Ben şok. Yani siz nesiniz ben bilmiyorum ama ben şok. Bu yüzden çok hızlı bir biçimde yüzümün hatlarını yapıyorum. Ve böylelikle makyajımızı bitirmiş olacağız. Bakayım oradan nasıl duruyor. Ve şu an gözümün önünde ışık ekipmanım geldi biliyorsunuz. Bunun için zaten videoları ertelemiştim. Işık ekipmanım olmadığı için videolar istediğim kalitede çıkmıyordu. Ondan sonra işte çok şükür geldi. Ama işte buradan nereye bağlayacaktım ya? Neyse yüz makyajımı da yaptım işte. Ama bir dakika. Şurayı çok şey yaptım. Şuraya altın rengi geçsem mi acaba ya? Şunu birazcık aldım. Şimdi şöyle biraz geçtim diyelim. Evet, bu makyajımda James Charles'ın kendi hayal gücünden yapmış olduğu makyajın üstüne ben böyle bir Lana Del Rey etkisi koydum diyelim. Saçımı başta bu arada kabarttığım için tam böyle düşünmeden etmeden birazcık şey oldu. Şurada hemen bir matte look'un jölesi vardı. Onu bir elimize alalım. Saçımı biraz daha düzelttim. Bir baktım bayağı güneş gidince bu ışığa kalınca sadece kusurlar bayağı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla çok fazla jöle sürüp kabarttım. Umarım istediğim görüntüye ulaşabilmişimdir. Evet, demin böyle çok hızlı kapanış yapacaktım. Sizden o kadar hızlı ayrılmak istemedim ama kirpiklerim düşüp düşüp durup beni sinirlendirmeye devam ediyor. Ama ben inatla sizden daha yavaş bir şekilde ayrılmak istiyorum. Bu bal peteklerini biraz daha doğal yapabilirdim ama dediğim gibi bu ışığın etkisine henüz daha alışamadım. Bu ışık yokken çünkü ben siz bilmeseniz de burada çok daha abartılı yapıyorum. Kamerada o kadar şey çıkmıyor. Yani burada badana gibi bir makyaj yapsam siz orada daha doğal görürsünüz. Yani size nasıl desem, kameranın etkisi her zaman daha farklı oluyor. Ama fark ettim ki bu ışık bu şeyi birazcık değiştiriyor. Yani mesela şeye çok şaşırıyordum. Mesela ben size doğal makyaj yapsam aslında yanımda olsanız oha ne kadar çok makyaj yapmışsın badana dersin. Böyle gözeneklerim falan ne kadar çok boyalı olduğunu görürsün ama kamerada öyle durmuyor. Kamerada size ben böyle bir rengi gösterebilmem için o rengi o kadar çok boyuyorum ki ya da altına bas sürdüm gördünüz yeterli gelmiyor. Yani kameraya size yansıtmak onu çok zor oluyor. Şu an ablama attım. Ablam Lana Del Rey'i çok seviyor. Ona söylemedim Lana Del Rey'in saçını yapmaya çalıştım falan filan mesela. Çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Umarım sizin de tepkiniz öyle olur. Dolayısıyla şu an bu işe alışamadım. Bu biraz daha doğal olabilirdi etkisi. Birazcık çok şey yapmış olabilirim. Ona da alışacağım ama biz nelere alışmadık değil mi? Ben bu makyajı çok sevdim. Bu tarz makyajlar gelecek. Siz de devam et diyorsanız değil. Artık devam et diyorsanız iyi. Ben buradayım. Devam da edeceğim.
Kim benimle olmak isterse, benim gezegenimde olmak isterse burada kalacak zaten. Devam et diyorsanız değil de bu hayal dünyasına daha farklı şeyler, daha yeni bölümler, bizi daha fazla bu hayal dünyamla tanıştır diyorsanız eğer kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı aşağı bırakmayı ihmal etmeyin. O zaman artık sizi öpüyorum. Hoşça kalın diyorum. Sağlıkla kalın. Aa şey televizyon programları var ya onun gibi oldu. Gerçekten yani var ya. Konuştukça batırıyorum. Size iyi günler diliyorum. Yura Kauri buradan şu anda ayrılıyor. Kendi gezegenime gitmek üzere biraz daha hayal dünyama dalacağım. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoda saçlarımızı boyayacağız. Saçlarımı boyayacağım ve markalardan gelen ürünleri açacağım. Bu yüzden benimle kalın. Bizim kanalda kalın.